da kuklaların dünyasına girip... Güdü, çek senin elini. Arkadaşlar bir dakika. Sus, biraz sus. Arkadaşlar bir dakika. Bu hafta kuklaların dünyasına girip... Sus. Lütfen susar mısın? Arkadaşlar lütfen. Tamam. Sus. Bu hafta kuklaların dünyasına girip kuklayı ve kuklacılığı kukla ustalarından dinleyeceğiz. Arkadaşlar siz korkmayın, tamam, ben buradayım, sizin korkunuz, tamam, ben bana bakın. Ustası Mehmet Tahir İkiler'in Ankara'da Gençlik Parkı içinde yer alan kültür merkezindeki kukla atölyesindeyiz. Merhaba Mehmet Bey. Merhabalar. Bu kukla atölyesi ne zaman kuruldu? 1996 yılında Hali Poyrazoğlu üstadımızın vefat etmeden önce onun ismini verdiğimiz bu atölye 8 öğrenciyle yola çıktı. 96'dan bugüne kadar da devam ediyor. Neler yapılıyor bu atölyede? Bu kukla atölyemizin bir özelliği sadece kukla adına yapacağımız bir çalışma değil, çok yönlü çalışmaların olduğu. Geleneksel sanatlarımız içerisinde sadece kukla değil, karagöz sanatını da bu atölyede gerçekleştiriyoruz. Daha da ötesi, hokkabaz dediğimiz günümüzde illüzyon, sihirbaz, o gösterilerin yine bu atölyede öğrenildiği. Orta oyunu metta, yani geleneksel Türk tiyatrosunda var olan bütün sahne sanatlarını, temaşa sanatlarını bu atölyede icra ediyoruz. Öğrenciler var. Kaç tane öğrenci var? Şu anda 11'e yakın bir öğrencim var. Evet. Geçen sene başlamıştı. Bu öğrencilerimizin 3 tanesi geçen seneden kalma. Hı hı. Geri kalanı tiyatrodan yetiştirdiğimiz. Daha çok kukla öğrenimi adına gelmiyorlar. Burada tiyatro eğitimi görüyorlar. Evet. Artı branş olarak da kukla eğitimini de alıyorlar. Peki kukla nedir? Ya da kuklacı kimdir? Kukla uluslararası bir gözden bakarsak dünyaya açılan bir pencere. Hı hı. Tüm dünya ülkelerinin hepsinde muhakkak bir buna yakın sanatlar vardır. Ama bizde kukla açıkçası Selçuklular döneminde şamanizme kadar uzanan geçmişi var. Hı hı. 19. yüzyılda Fransa'dan gelen bir kukla sanatçısının desteğiyle Abdülhamit'in sarayında önce kukla gösterileri yapılıp ondan sonra da halka açılmasını sağlamış. Fakat kukla sanatının çok çok daha geçmişe yansıdığını biliyoruz. Köy seyirlik sanatları içerisinde kuklanın da çok büyük önemi var. Çok çeşit kukla çeşitlerimiz varmış zamanında. Mesela Çadır Cemal diye bir kukla sanatımız var. Hı hı. Bu günümüzde yok. İşte yürüyen bir insanın tepesinde takılan bir sandalyenin içinden, altı boş bir sandalyenin içerisinden 2-3 tane kuklanın hem gezerek hem oynatarak çocukları eğlendirdiğini biliyoruz. İskemle kuklası mı? İskemle kuklası Çadır Cemal. İskemle, evet, kuklası biraz daha değişik ama Çadır Cemal adıyla. Hı hı. Mesela günümüzde hiç kullanılmayan bir teknik. Daha çok hayalbaz ismiyle anılmış kuklacılar. Hı hı. Hayal ürettikleri için. Karagözcülerle karıştırılmış çoğu zaman. Fakat bu işi yapan insanlar hem sesini, hı hı, hem marifetini, maharetini hepsini sahneye koymak zorundalar. Yani iyi bir kuklacının iyi bir tiyatrocu olması mı gerekiyor diye soracaktım. İyi bir kuklacının iyi bir tiyatrocu, iyi bir ressam, hı hı, iyi bir heykeltıraş, hı hı, hatta iyi bir terzi olması gerekiyor. Çünkü kuklanın o hale getirilmesi bu aşamalardan geçiyor. Mesela şu elindeki bir tahta kukla, bunu oyarak bu hale getirmek iyi bir oymacı olmamızı, hı hı, sağlıyor. Ben bunu bu hale getirene kadar çok tahta harcadım. Tahtanın yolunu öğrendim. Hı hı. Ters gittim, tahta kalktı. Aynı şekilde şu anda öğrencilerim de çamurda bu işi öğreniyorlar. Daha onların da çok yol kat edecekleri, çok yapma şeklini yapacakları kuklalar olacak. Ama, hı hı, bir zaman geldiği andan itibaren bütün Türkiye'de kukla sanatının çok daha iyi yerde geleceğini umuyorum.
kukla yapımından bahsetmek istiyorum. Neler yapılıyor? Kaç günde bitiyor? Karakterine göre değişiyor mu? Şimdi bir kere kukla yaparken bir öğrenci... Ne gibi malzemeler kullanıyorsunuz? Şu andaki bu atölyedeki sadece öğrenim amaçlı. Hı hı. Eğer ki bu çocuklar öğrendiklerini kabul ettiği andan itibaren bir kere bir şeye karar verecekti. Ben ne oynayacağım? Hı hı. Bir kere oyun kafasında gerçekleştirecekler. Ana karakterleri gerçekleştirecekler. Diyelim ki bildik bir Keşanlari destanı oynanacak. Buradaki ana karakterler işte bir Ali, işte diyelim ki bir Zeynep, neyse isimleri. Onların karakterlerini ve giysilerini, kafalarını birleyip önce bedeni halledecekler. Beden, kafa, el ve ayak. Yani bir karakter sonra oluşması tabii gerekiyor önce. Karakterin bedenini belirleyeceğiz. Hı-hı. Ondan sonra karakterin iç ruhunu yüzüne yansıtacağız. Hı-hı. Asabi mi? O zaman kaşlarını çarptıracağız. Güler yüzlü mü? Yanağını pembeleştireceğiz. Biraz daha güler yüz hali geç. Biraz daha diyelim ki kabadayı mı? Yüz hatlarını sertleştireceğiz. Sertleşecek. Biraz daha işte çocuk ruhlu mu? Yüz hatlarını biraz daha çocuklaştıracağız. Hı-hı. Kadınlaştıracağız daha doğrusu. Bunları belirledikten sonra kuklanın kıyafeti ve sahne. O da bitmiyor. Sahneyi de çözmeniz gerekiyor. Bizim kullandığımız teknik içerisinde kuklacılar gözükmez. Oynatanlar gözükmez. Gözükmez. Kuklacılar yıllardan beri hep sahne arkasında kalmıştır. Şöhret olamamışlardır. Çocuklar merak ediyorlar mı? Çok. Yani kimle oynattığını? Çok. Bakıyorlar mı peki? Tabii. Ben sen oyun sonlarında kuklayı dışarıya çıkıyorum. Onlara gösteriyorum. Yüzlerindeki mutluluğu görmek lazım. Benim ayağıma takıldı böyle, benim ayağıma takılınca böyle boyu boyu düştü. Ben miyim seni bızdık, ben bilmez miyim sen de yaramazsın. Kaç defa söz verdin bana? Tamam ben arkadaşlarla böyle kötü oyunlar oynamayacağım dedim, ancak onlara böyle oyun oynarken şaka yapmayacağım dedim, ancak ya dayanamadım İlmiş amca, dayanamadım ya böyle geldim. Tamam. Peki dur bakayım bir, o da ne? Anaaa! Ne biçim kokuyor senin ağzın be? Ağzım mı? Evet. Benim ağzım şey... Şu anda yapmış olduğumuz şey kuklanın kafasında kullandığımız bildiğimiz 3. sınıf bir tuvalet kağıdını gece suda bekletiyoruz, sıcak suda. Sonra mümkünse bir blenderda çekip sabah suyunu alıp içine tutkal karıştırıyoruz. Bu önce kuklanın kafasında kullandığımız ilk ana madde. Burada da kuklanın makyajında kullandığımız boyalar var. Su bazlı boyaları tercih ediyoruz. Mat tarzı. İlk önce ana suratta bizim kuklalarımız biraz daha insana yakın benzer kuklalar olduğu için, marionet türü kuklalar olduğu için bunlarda ten rengine yakın renkleri kullanıyoruz. Mesela bir parça sarı atıyoruz. Şimdi bir parça da kırmızı atıyoruz. Beyaz, sarı çoğunlukta. Bir fırçalık da. At bakalım onu. Bir karıştır şimdi. Evet, birazdan kuklanın suratını yapacaklar. Makyaj kısmını yapacaklar.